Merhabalar, ben Tayfun Aktaş. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz, daha önce de bu konularda bir seri yaptım, yabancı dili öğrenme teknikleri adı altında. Fakat bugünkü niyetim biraz daha farklı. Basit ve çok işe yarayacağını düşündüğüm birkaçını paylaşmak istiyorum bu videoda. Hemen videoya girmek istiyorum, konuya daha doğrusu. Şöyle söyleyeyim, çok kişi yabancı dil öğrenmek istiyor, öğrenemiyor vesaire. Ben çabuk öğrenen biriyim bu konuda, bunu çevremde bilir. Ama bu benim marifetim değil. Biraz merakım ve tecrübemden kaynaklanıyor ve bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Önce bir yabancı dil öğrenmek isteyen kişi önce okuma kurallarını çok iyi bilmelidir. Bir yabancı dil Rusça ise Rus dilinin okunuş kurallarını çok iyi bilmelidir. İkinci bilmesi gereken 3 zamandır. Yani gelecek zaman, geçmiş zaman, şimdiki zaman. Bir kişi eğer yabancı dil öğrenmeye başladıysa bir gramer kitabı alıp okuma kurallarını öğrendikten sonra, tabii ki ileride anlatacağım. İkinci yapacağı iş 3 zamanı öğrenmektir. Şimdiki zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman. Ki günlük hayatta bunlarla rahatlıkla insanların yanında iletişim kurabiliriz. 3 tense kullanarak. Yani tense diyorum, zaman. İngilizce'de böyle söylenir. O yüzden böyle söylüyorum. Bunlarla ilgili sürekli cümleler yaparak 3 zamanı rahat öğrenebiliriz. Çok zor değildir ilk 3 zamanı öğrenmek. Yani en azından benim bildiğim dillerde zor değil. 3 zamanı öğrendik. Bunu da yaptık. Sonra yapacağımız şey merak duygusu. O da şu demek: günlük konuşmalarımızı yaptığımız sırada merak etmeliyiz. Öğrenmekte olduğumuz dilde bu kelimeleri, yani bunları nasıl söylerdik diye şu an size YouTube'da bir şeyler anlatıyorum. Şöyle düşünüyorum kendimce: acaba ben bunu İtalyanca nasıl söylerdim? Ki İtalyanca biliyorum da, öğreniyor olsam böyle sorardım kendime. Bunları İtalyanca nasıl söylerdim? Sonra bunu araştırırdım sözlük ve gramer kitabıyla. Bu cümleleri kafamda kurmaya başlardım. Böyle yaparak kendi dil yeteneğimi de geliştirmiş olurum ve öğrenmekte olduğum dili daha rahat öğrenirim. Merak duygusu. Yani bizim ihtiyacımız olan merak duygusudur. Bu duygu çok önemlidir. Çünkü merak olmadan bir dili öğrenmeniz çok zor olur. Yurt dışına bile çıksanız klasik basit olanı öğrenirsiniz ama çok geliştiremezsiniz. Buradaki maksat budur. Yani eğer bir dil öğreniyorsunuz, yapacağınız iş merak duygusu. Bu konuştuğumu acaba öğrenmekte olduğum dilde nasıl söylerim? Bunu mutlaka yapmalısınız. Bu çok önemlidir. Dördüncü kelime. Şimdi kelime ezberleme meselesi var ama ezber değil, öğrenme dememiz lazım. Çünkü ezber bu hususta yanlış olur. Bu arada çok terliyorum, zira burası Marmaris. Otelden çekiyorum videoyu. Tatilde bile çalışıyorum. İnşallah iyi bir video olur. Şöyle söyleyeyim. Kelimeler, evet, kelimeler diyorduk. Kelimeleri mesela İngilizce'de cat, kedi. İşte siyah, black. Biz tek kelime öğrenmememiz gerekiyor. Bir taşla iki kuş vurmak için iki kelimeyi bir arada öğrenelim. Bu daha mantıklı. Mesela İtalyanca'da kediyi öğrenin, siyahı öğrenin. Sonra siyah kedi değil, türetme olsun. Kediyi öğrendik, siyahı. Siyah kedi. Tek tek öğrenmeyelim. Kediyi öğrenmeyelim yani. Il gatto. Tamam, kediyi öğrendik. Değil. Il gatto nero. Siyah kedi. Böyle yani. Kelimeleri yan yana öğrenelim. Tek tek öğrenmeyelim. Anlatmak istediğim bu. İngilizce öğreniyorsak işte ne diyelim? White table diyelim. Masayı öğreniyorsak beyaz masayı öğrenelim. White table. House'u öğreniyorsak evi, White House'u öğrenelim. Beyaz ev, beyaz saray, yani orada o anlama geliyor. Bu söylediklerim yabancı dil öğrenme açısından benim için önemli olmuştur. Ben bunları deneyimlemişimdir. Bazı arkadaşlara da önerdim. Onlar da bunlardan oldukça yararlandılar.
Bu arada dilim sürçüyor, pardon. Bu tekniklerden yararlanarak siz de rahatlıkla dil öğrenebilirsiniz. Bir diğeri sesli okuma. Anlamasanız bile hedef dilde metinler okuyun. Yani gazete olur, bir internette yayınlanmış bir haber olur. Sesli okunuş kurallarına dikkat ederek sesli okuyun. Bunu size kazandıracağı şudur. 1. Dili konuşurken özgüven kazandırın. 2. Cümle kurma kapasitenizi geliştirin. Çünkü siz bir şeyden sonra neyin geleceğini okuya artık zihniniz tahmin eder hale geliyor. Ben bunu çok yaparım. İtalyanca öğrenirken İtalyanca hikaye kitabı okudum. Hepsini anlamazdım onun ama şöyle, sadece anlamak da değil burada, dilimi geliştirme, konuşabilme, ağız alışkanlığı, bu da çok önemlidir dil öğrenme açısından. Umarım bu video size faydalı olur. Yine terliyorum. Şöyle söyleyeyim. Umarım videodan etkin bir şekilde yararlanırsınız. Ve kanalıma abone olursanız da ayrıca memnun olurum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.